Bağlı bulmaya hadiselerine dair 2019 yılındaki testler toplamından buradaki masallarını görüyoruz. Birincisi, 27. masala, mergenin nişanına tekizliş ihtimali 0.18 teng. U nişanına 3 marta ok uzgende barcha oklara nişanına tekizişinin ihtimalligini toping. Demek 3 marta uzgende. Merganning nishonga tekizish hodisasini A bilan belgilaydik. Oldu. Masalaning shartiga ko'ra bu hodisaning ehtimolligi 0.18 ga teng ekan. Mana bu tenglikni hosil qilamiz. Endi 3 marta ot. 3 marta otganda ham uchalasi bajarilsin. 3 marta ro'y bersin hodisa. Ya'ni A. Mana bu hodisaning ehtimolligini topishimiz kerak. Bular bir-biriga bog'liq emas, shu sababli biz quyidagi tenglikdan foydalanamiz. A hodisaning ehtimolligi ko'paytiruv, yana A hodisaning ehtimolligi, A hodisaning ehtimolligi. Bu 0.18 ga teng, bu holda 0.18 ko'paytiruv, 0.18 ko'paytiruv 0.18. Mana buni hosil qilamiz. İkisini köpaytırmak 0.364. Yani 0.8'ni 0.364'ü köpaytıramız. 8 kere 4, 32. 8 kere 6, 48. 3'ünü koysak 51. Yani 0.1000'den 512 iken. Şimdi kalır. Masanın cevabı 1000'den 512. İkinci masaya ötürüz. 3'ten mergen bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda nishonga bir martadan o'q uzishmoqda. Har birining nishonga tekizish ehtimolligi mos ravishda 0.8, 0.7 va 0.16 ga teng. Nishonga faqat birinchi va ikkinchi merganlarning o'qlar tegishi ehtimolligini oling. Bu yerda 3 ta hodisa qaralyapti. Birinchi merganning o'qilishmoqda. Demak, birinchi merganning nishonga tegizish hodisasi. Birinchi merganning nishonga tegizish hodisasi deydilar. Mana A1 bilan beraylik. A1 bo'lsin. Ikkinchi merganning nishonga tegizish hodisasi A2 bo'lsin. Uchinchi merganning nishonga tegizish hodisasi A3 bilan belgilaylik. Bu holda demak A1'ning ehtimolligi 0.18 ga teng. A2 hodisa ro'y berishining ehtimolligi 0.17 ga teng va nihoyat A3 hodisaning ro'y berish ehtimolligi 0.16 ga teng. Buni berilgan. Endi nishonga faqat birinchi va ikkinchi merganlarning o'qlari tegishi ehtimolligini qo'ying. Deb faqat birinchi va ikkinchi merganning o'qlari tegsin. Bu degani A1, A2 hodisa bajarilsin, bersin. Lekin A3 uchun bermasin. Buni faqat birinchi va ikkinchi, bu yerda faqat degan so'z bor. Buni faqat birinchi va ikkinchi merganlarning o'qlari nishonga tegishi. Demak, A1 2 ro'y berdi ekan, A3 ro'y berdi. Mana bu hodisaning ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Biroq bog'liq bo'lmaganligi uchun biz bu formuladan foydalanamiz. A1 ko'paytiruv A2 ko'paytiruv A3 chiziqcha teng. A1 berilgan 0.18 ga teng. A2 0.17 ga teng. Bu ham berilgan. A3 chiziqchani olamiz. Demak, A3 chiziqchi va A3 hodisasiga qarama-qarshi hodisa shu sababli 1 minus A3 teng bo'ladi. Bu ham teng minus 0.16 teng 0.14.
Ana yıldız demek bana bu sonlu örneği 0 bulurdu. Ondan 4'ü oyalımız. Bu hesaplayınız. Teng. Bunu köpaytır adıken basak. 56. 0 bütün yüzden 56. Köpaytır. 0 bundan 4. Bu hatin. Bunu köpaytırıp koyalımız. 4 kere 6. 24. 20. 4 kere 5. 20. 22. Demek nol bütün 1221 iken. Şuraya kadar masaların cevabı aldım. Nol bütün 1224 iken.